Borsa İstanbul sunar. Piyasa analizden herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Bugün 29 Mart Çarşamba. Programımızın ilk bölümünde her sabah olduğu gibi sizlere günün öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. İkinci dilime geçtiğimizde ise deprem bölgesinde sanayicinin şu an durumu ne? Ne gibi çözümler üretilebilir? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Haber başlıklarımıza bakalım öncelikle. Asgari ücret başlığı bu sabah bizi karşılıyor. Dünün başlıkları arasındaydı. Zam için Temmuz ayına işaret edildi. En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasının ardından elbette gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete bir ara zam yapılacağı tartışmaları başlamıştı zaten. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştiren Bakan Bilgin, asgari ücrete zam yapılacak tarihi de duyurdu. Bilgin, asgari ücrete zam Temmuz'da dedi. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilmesi için meclise bir teklif sunulmuştu. Teklifte ayrıca 1100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin de 2000 TL olması belirtiliyordu. Bununla birlikte asgari ücrete zam için de Temmuz ayına işaret edildi efendim diyelim ve ikinci başlığımıza gidelim buradan. Yine çok tartışma yaratan konulardan bir tanesiydi. İthal cep telefonuna getirilen gümrük zammı meselesi iptal edildi. İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 30 Mart'ta yürürlüğe girmesi beklenen bu önceki kararın ithal cep telefonlarına 2500 lira kadar bir zam olarak yansıyacağı belirtiliyordu. Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden resmi gazetede yayınlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı. Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarındaki 2500 liraya kadar yaşanabilecek artışın da önüne geçilmiş oldu. Bugün bizi karşılayan bir diğer başlığımız da ev sahiplerinden kiracılara evden çık komisyonu oldu. İstanbul'da ev sahipleri evlerini daha yüksek fiyattan kiralamak için mevcut kiracılarına evi boşaltmaları için artık para teklif etmeye başladılar. Uzmanlara göre kira bedellerinde alt sınırın olduğu gibi üst sınırın da olması gerektiği belirtilirken kiracı ve ev sahibinin karşılıklı anlaşması durumunda hukuki açıdan herhangi bir sorun olmadığı ifade ediliyor. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de kira artışları her zaman gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle depremin ardından İstanbul'da kira fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlarda ev sahibi kiracı ilişkisini elbette gündemden düşürmüyor. Ancak ev sahibi ve kiracılar arasında bakacağız yeni bir döneme mi giriliyor bu yeni gelişmeyle birlikte? Evini 2-3 kat fiyat farkıyla kiralamak isteyen ev sahipleri mevcut kiracılarına evleri boşaltmaları için artık para teklif ediyor. Öte yandan geçen yıl kira artışı için kanunla getirilen %25'lik sınırın konut fiyatlarındaki artışı da önlemediği düşünülüyor. Konuya ilişkin görüş vermiş İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiracı ve ev sahibinin karşılıklı anlaşması durumunda hukuki açıdan herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise kira bedelinin devlet tarafından alt ve üst sınırının belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Dördüncü başlığımıza gidelim. Fransa'da sular durulmuyor. Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde yine arbede yaşanmış. Hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı
ülkede 200 noktada gösteri düzenlendi. Ülke genelinde enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı sektörlerden çalışanlar işçi sendikalarının çağrısıyla kitlesel greve gitti. Paris, Rennes ve Toulouse kentlerindeki polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüyen göstericiler bisiklet, skuter ve çöp bidonlarını ateşe verdiler. Polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. Fransız basınındaki haberlere göre ise resmi kaynaklar 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi. Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa'nın genelinde ise 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti. Paris'teki gösterilerde 70 kişi gözaltına alındı. İşçi sendikaları emeklilik reformuna karşı 6 Nisan'da ülke genelinde 11 kez kitlesel grev ve gösteri düzenleme çağrısında bulundu. Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Fransa Başbakanı Elizabeth Borne'un sendikaları gelecek hafta görüşmeye çağırdığını belirtti. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine başlamıştı bu gösteriler, hatırlayalım. 16 Mart'ta başlamıştı ve hala da devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ve protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen bu protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı ve daha önceki 9 kitlesel gösteride de milyonlarca kişi sokaklara inmişti. Diyelim ve buradan rakamlarımızla devam edelim. Borsa İstanbul 100 ana endeks günü düşüşle tamamladı. Endeks günü 5000 psikolojik sınırın dün de altındaydı. Yine oldukça altına inerek yaklaşık olarak %3.73 değer kaybıyla tamamladı. Bununla birlikte borsada hacim Aralık'ta yaşadığı zirvenin de 1/3'üne kadar geriledi. Elbette yurt içinde seçim belirsizlikleri Borsa İstanbul cephesinde etkili olmaya devam ediyor. Bankacılık endeksi %3.5'tan daha fazla değer kaybetti dün. Holding endeksi ise %3.35 seviyesinde değer kaybetti. Yalnızca iletişim endeksi en çok değer kaybettiren ise iletişim endeksi oldu ve buradaki kayıp neredeyse %6.5 seviyesindeydi. Dolar TL 19.12 civarından işlem görüyor ama burada görülen zirve bu değil. Biz dün gün içinde dolar TL kurunun 19.27'nin de üzerini test ettiğini, buradan bir geri çekilme yaşadığını gördük. Bu sabah itibariyle 19.12 seviyelerinden işlem gören dolar TL dün gün içinde 19.27 seviyelerini gördü. Euro TL 20.69'dan işlem görüyor. Yarım dolar yarım eurodan oluşan kur sepetine baktığımızda bu sabah itibariyle 19.91 seviyelerini karşılıyoruz. Gram altındaysa hafif bir geri çekilme olmasına karşın aslında karışık bir seyir olduğunu görebiliriz. Biz hafta boyunca 1200 TL'nin altında üzerinde bir seyir takip ettik. Bu sabah itibariyle 1206 TL'den altında işlemler geçiyor. Ama ons altın tarafından bakalım ne kadar destekleniyor. MTA ekranımız gelsin. Küresel piyasalarda özellikle bankacılık sektörüne dair yavaş yavaş endişelerin dağılmaya başlamasıyla ons altında da seyrin tekrar aşağı döndüğünü görüyoruz. Ama bununla birlikte yine de 1962 dolar seviyeleriyle son ayların en yüksek seviyelerinde olduğunu söylememiz mümkün olacaktır. Güvenli liman etkisiyle altında yüksek seviyeler korunmaya devam ediyor. Yurt içinde de az önce bahsettiğimiz gibi hem dolar tarafından desteklenen bir altın var. Burada ekranımızda kırmızılar görsek de yine de yüksek seviyelerde bir ons altın seviyesi var. Dolayısıyla gram altında da 1200 TL civarında sabitlenmeye hazır bir gram altın görüyoruz. Brent petrol ve ham petrolde ise yükselişler söz konusu. Belirsizlik var aslında burada. Biraz dalgalı bir seyir görüyoruz. Genel olarak ABD tipi ham petrolde 73 dolar seviyeleri bu sabah itibariyle bizi karşılarken Brent petrole baktığımızda 80 dolar sınırında 78 dolar civarında hareket ediyor. Kripto para evrenine gidelim. Küresel piyasalardan kripto para evreni nasıl nasibini alıyor? Burada Bitcoin'e baktığımızda 27.529 dolar seviyesini görüyoruz bu sabah itibariyle. Özellikle
Geleneksel piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da açık olan kripto para piyasasında hafta sonu hareketler daha volatil oluyor. Dolayısıyla kripto para piyasası analistleri 30 bin dolara işaret ediyor. Yine de bankacılık, Amerika'da başlayan bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin bir nebze dağılmış olması kripto para piyasası üzerindeki destekleyici faktörü de azaltıyor. Burada bu sabah itibariyle 27.529 dolar görüyoruz. En büyük kripto para birimi Bitcoin'de. İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum'a bakalım. O da 1800 dolara yaklaşıyor ama henüz buradaki direnci kırabilmiş değil. 1788 dolar civarından Ethereum'da bu sabah itibariyle işlemler geçiyor. Evet, konuklarımızla devam edelim programa. Bu sabah programda bana Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek eşlik ediyor. Fevzi Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Programdaki bir diğer konuğumsa Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç. Zeki Bey, sizler de hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Depremle ilgili başlıklarımızı ekonomik çerçeveden ne yazık ki konuşmaya devam ediyoruz ve yine ne yazık ki belli bir süre daha konuşacağız gibi duruyor. Zira bunun bize maliyetine baktığımızda, turizm, tarım ve sanayi ekseninde baktığımızda hasarın büyüklüğünün 181.1 milyar TL olarak belirtildiği hesaplanıyor. En büyük aslında burada hesaplamalara göre zarar imalat sektöründe gibi görünüyor. Dolayısıyla sizlerden bölgenin biraz nabzını aktarabilmeniz amacıyla bilgilerinizi rica ediyoruz. Fevzi Bey, sizinle başlayalım. Zeki Bey'le devam edeceğim. Tabii ki efendim. Öncelikle 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat tarihindeki depremden dolayı bütün geçmiş olsun diyorum. Can kayıplarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir felaketti, asrın felaketi olarak da tarif ediliyor. Tabii bu birçok sosyal hayatı etkilediği gibi ekonomik hayatı da sizin de söylediğiniz gibi çok ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Özellikle benim bulunduğum Malatya ilinde deprem nedeniyle konaklama probleminden dolayı şu an nüfus ciddi anlamda il dışında ikamet etmeye başladı. Nüfus oranı düşmeye başladı. Ve içerisinde bulunduğumuz dönemde tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde başladığı bir dönem. Tabii tarımsal faaliyet deyince sadece bitkisel üretim göz önüne almak gerekmiyor. Hayvancılık faaliyetleri de bu anlamda çok ciddi anlamda etkilendi. Özellikle enkaz altında çok ciddi bir yıkım söz konusu olduğu için enkaz altında kalan canlı hayvanlarımız oldu. Üretim tesisleri bu anlamda hasar gördü. Yine hayvancılığın devam ettirilmesi için yem depolama işte o sistemler hasar gördü. Ayrıca Malatya sizlerin de bildiği gibi kuru kayısı üretimi konusunda çok ciddi anlamda bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bu tür yıkımla beraber enkaz altında bir kısım kuru depolanmış kayısılarımız da kaldı. Ve piyasa bu anlamda gerek ileriki dönemlerde gerekse de mevcut haliyle ciddi anlamda bir durağan haline geldi. Bu çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Çünkü çiftçilerimiz ya da Malatya üreticilerimiz tekrar Malatya'ya dönmek isteseler de şurada ikamet problemleri, konaklama problemleri olduğu için bu anlamda da bir endişeyle karşı karşıyalar. Bu bizi de ileriki süreçte eğer bu anlamda bir çözüm acilen üretilmezse ileriki dönemde de ciddi bir kesintiye ya da üretimde sıkıntılara sebebiyet vereceği gibi bir endişe taşıyoruz. Evet, aslında burada şu noktayı da sanırım biraz detaylandırmak lazım. Yani
Kaybettiğimiz her gün geri dönüşü olan bir zaman mı? Yani burada bugün ekmedik, bugün satışa sunmadık. Örneğin kayısı üzerinden konuşunuz, kayısı üzerinden gidelim. Yarın ekeriz ve hiçbir şey kaybetmeyiz gibi bir süreç mi? Yoksa toprağın bu şekilde beklemesi teknik olarak size yine birazdan bu soruyu da yönlendireceğim ama gelin bir de sanayi cephesine bakalım isterseniz. Zeki Bey sizle devam edelim. Bildiğimiz kadarıyla deprem bölgesine baktığımızda 47.581 işletme bulunduğu belirtiliyor. Dolayısıyla yoğunluğu da elbette Adana bu anlamda oldukça yoğun bölgelerden bir tanesi. Sanayi cephesi nasıl etkilendi? Sizden değerlendirmelerinizi rica edelim. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi asrın felaketi. Ölenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Adana'da sanayi kesiminde depremle ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Yani büyük bir üretimimizde düş meydana gelmedi. Bir hasar alan işletmemiz yok. Ama bizim bir müddet, bir hafta, 10 gün gibi işletmelerimizi ara verdik. Tabii terazisinden kayan makinelerimiz vardı. Onları teraziye alınması gerçekleştirildi. Üretimimiz Adana'da devam ediyor. Üretimin kaybedildiği yer Maraş, İskenderun, Hatay gibi illerde oldu. Malatya'da da çok bir üretim kaybının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü organize sanayide bir hasar yok. Biz oraya da baktık. Adıyaman'ın organize sanayisinde yok ama dışarıdaki üretim yerlerinde var. Maraş'ta üretim kaybı çok. Maraş'ta özellikle Adana yolu, Gaziantep yolu ve Kayseri yolundaki sanayi kuruluşlarında hasarlar var. Bunların da tamir edilmesi, onarılması, belki de zaman alacak. Bir yılda bitecek var, 2 yılda bitecek var, 10 günde bitecek var. Bunlar zaman ve insana ihtiyaç var. İnsanları orada barındırmak önemli. Biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Oradaki çalışacak arkadaşlarımızı özel teşviklerle ve beslemek ve desteklemek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sanayicinin şu anda en çok ihtiyacı olan eleman ihtiyacı o bölgede. Elemanlarımız çünkü evi yıkılmış, barkı yıkılmış, dağılmışlar. Bunlar da bizim sanayicilerimiz, Maraş'taki benim arkadaşlarım fabrikalarının etrafına konteyner kentler kuruyor. Devletimiz de kuruyor. Ama insanlar özellikle çalışanlarını barındırabilmek için de ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar. Kalıcı konutlar yapılacak. Bu arada Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak da biz kalıcı konut yapma çabasındayız. Tabii bu bir süreç. Hemen bugünden yarın olacak işler değil. İnşallah bu memleket el birliğiyle bu hasarı da atlatacak. Elbette. Yani nasıl yansımaları, boyutları olacak buna bakmaya çalışıyoruz. Tabii ki hepimizin dilekleri bu yönde ama bu noktada ihtiyacı olan işletmelerin teşvikler, destekler sizin de kıymetli önerileriniz ve katkılarınızla daha da önemli hale geliyor. Tekrar döneceğim size bunun peki bize ihracat boyutuna nasıl yansıyacağını da konuşmak istiyorum Zeki Bey ama Fevzi Bey'e tekrar dönüp şunu sormak istiyorum. Siz özellikle burada konaklama problemlerine dikkat çektiniz. Yine notlarıma baktığımda bölgenin geneli için söylüyorum elbette. Tarımsal hasarın büyüklüğü neredeyse 25 milyar lira. Az önce de tam bıraktığımız yerden devam edelim dilerseniz. Yani bunun ne kadarını ne kadar sürede telafi edebiliriz? Sektörün ihtiyacı olan nedir bu noktada? Şimdi tarımsal üretim iklimle doğrudan etkili olduğu için bu öteleme şansı yoktur. Yani bu dönem ekim yapılacaksa bu dönem. Bu Mayıs ayında, Ekim, Mart ayında toprak hazırlığı yapılacaksa bunu Mayıs ayına erteleme şansımız yok. Sanayiden tarımın ayrılan özelliği bu. İklimle ve iklime bağlı takvimle birebirle ilgili. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim bu dönem tarımsal faaliyetin toprak hazırlığından ekimine, eğer dikili tarım arazileri ise işte bahçelerde kayısı, elma, kiraz, turunçgillerde tam bakım dönemi, zirai mücadele dönemi olması nedeniyle bu takvimi öteleme şansımız yok. Bu nedenle acilen bu konaklama ihtiyaçlarını giderilip
bu üretici çiftçilerimizin, üreticilerimizin tekrar üretime devam edebilmesi için, sahaya inebilmesi için ortam hazırlanması gerekiyor. Bir virgül koyarak bir başka şunu boyutu sorabilir miyim Fevzi Bey size? Özellikle biz yani çok üzülerek söylüyorum ama sadece deprem felaketini yaşamadık. Bununla birlikte ardından gelen sel felaketlerini de yaşadık. Yani gerçekten ülkemiz için çok zor bir süreçten geçiyoruz. Söylediğiniz gibi tarımsal faaliyetler doğrudan iklime bağlı. Dolayısıyla şimdi insanlar dönmek istese, topraklarını ekmek istese ve üretime tekrar dahil olmak isteseler dahi şu an oradaki durum buna müsaade ediyor mu diye bir parantez içinde soru sormak istedim. Şimdi tabii çok 11 ili kapsayan bir depremden, felaketten bahsediyoruz. Her bölgenin etkilenme şekilleri de farklı. Burada Malatya merkez ve güneye bağlı ilçeleri çok ciddi anlamda ağır hasar gördü. Yine Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay bölgesi. Bu bölgelerin de tamamı ciddi anlamda tarımsal potansiyeli yüksek olan, ürün deseni de, ürün yelpazesi de alabildiğine geniş olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu nedenle de bu insanların bu bölgeye tekrar dönmesi, bu faaliyetlerine devam etmesi çok çok önemli. Bazı bölgelerimizde bu anlamda normal, çok ciddi anlamda bir hasar söz konusu olmadığı için kısmen bu faaliyetler devam etse de diğer hasar gören bölgelerde ayrıca bir tedarik zinciri de söz konusu. Yani tedarikte de bir sıkıntı baş gösterdi. Sizin de bahsettiğiniz gibi deprem felaketinin arkasına aşırı ve ani yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketleri üretim sahalarında da ciddi anlamda sıkıntı meydana geldi. Sadece Malatya'dan bir örnek verirsek, özellikle baraj ve göletlerimizde bir barajımızın gövdesi hasar görmesi nedeniyle sulama biriktirilen, depolanan su tahliye edilmek zorunda kaldı. İki tane barajımızda yaklaşık 2 kilometreye yakın iletim kanalı deprem nedeniyle hasar gördü. Bunların acilen de giderilmesi lazım, tamir edilmesi lazım. Dolayısıyla sadece insanların gelmesi de yetmiyor. Üretime dayalı altyapının da bir an önce eski haline dönüştürülmesi çok çok aciliyet arz ediyor. Tabii tarımsal üretimde sulama sistemleri çok çok önemli, su kaynakları çok önemli. Yine zirai mücadele anlamında ilaç, gübre, tohum, bunların tedarikleri çok önemli. Bu anlamda gübre, İlaç, tohum anlamında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmamakla beraber özellikle bu tesislerin hasar görmesi ve hala bölgede yağmurların sürekli devam etmesi iklim faktöründen de bu tür tamir tadilatları da uzatmaya başladı. Bu anlamda bu önümüzdeki sezon 2023 üretim döneminde tarımsal üretimde bir gecikme, bir hasar, ikinci bir yani üretimde bir aksama söz konusu olacak diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir nüfus kaybı da söz konusu. Bir başka konuyu ayrıca belirtmek isterim. Buyurun. Kendi bölgem için çok önemli bir konu çünkü bu. Malum Malatya bölgesi kayısı üretiyor ve kuru kayısı. Dolayısıyla siz iklim faktörleri yönden rekolte anlamında çok ciddi bir hasar olmamış olsa dahi yoğun işçilik gerektiren, hasattan sonra kurutmaya yönelik yoğun işçilik gerektiren bir ürün olması nedeniyle eğer bu süre zarfında konaklama ya da bu tür ihtiyaçlar, altyapı ihtiyaçları karşılanamadan vatandaşlar tekrar sahasına, üretim alanlarına dönmediği zaman kuru kayısı üretiminde de ciddi anlamda miktar ve kalite kaybına sebebiyet verecek. Bu da tarımsal gelir açısından biliyorsunuz birinci derecede ihracat ürünüdür. Dolayısıyla bu böyle bir endişeyle karşı karşıyayız. Ben aslında soracaktım, yani şunu tam olarak soracağım size. Biz önümüzdeki süreçte hangi ürünlerin rekoltesindeki düşmeye bağlı olarak iç piyasada kıtlık kelimesini kullanmak istemiyorum aslında ama ulaşımda zorlanabiliriz bazı ürünlere. Dolayısıyla fiyat artışları bizi bekler diye. Bunu bir kenarda tutalım çünkü yine bağlantılı bir konu olarak. Zeki Bey, size de şunu sormak istiyorum. Üretimde yaşanan aksamalarla birlikte yaşanabilecek olası arz açıklarının Türkiye'yi bu noktada daha fazla ithalata da sevk edebileceği konuşuluyor. Mevcut kur seviyelerine baktığımızda bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu da elbette soru işaretleri yaratıyor. Yani şu an sanayide yaşadığımız kaybın bize ne kadar ihracat kaybı ve potansiyel ithalat olarak geri döneceğini düşünüyorsunuz? Şu anda Türkiye'nin ihracatta yani öbür ülke illerde yapılan ihracat Türkiye'nin geçen yılki aynı dönemin ihracat rakamlarını yakaladı. Bir ihracat kaybımız yok ama
Bizim üretim kayıplarımız var. Tabii Maraş bölgesindeki ciddi bir üretim kaybımız var. Tekstilde, işte metal sanayinde, İskenderun bölgesinde demir çelik sektöründe üretim kayıpları var. Bunlar da kısa zamanda devreye girmeye çalışıyorlar. Mesela demir çelikçiler yavaş yavaş üretimlerini devreye aldılar. İthalatın olacağını düşünmüyorum. Belki de inşaat malzemeleriyle ilgili ürünlerde büyük bir tüketim olacağı için burada fiyat artışlarını engellemek için hükümetin böyle bir politikası var. Bunu gerçekleştirebilirler, ithalatın önünü açabilirler. Bunda da haklılar. Bazı ürünleri fırsatçılık yapıp fiyat artışları yapan bir iki sektörümüz var. Biz de bunu takip ediyoruz. Odalar, borsalar birliği olarak. Burada bir şey yapılabilir ama bir tekstil ürününde ithalatın açılması gibi bir konu meydana gelmez. Bir tencere, tava sektöründe böyle bir şey olmaz. Maraş'ın genelde de sanayi, tekstil ve tencere sanayi. Bu tür şeylerde bir şey olmaz ama en çok benim tahminim inşaat sektöründeki malzeme tedariğinde sıkıntı çıkarsa ithalat olur. Zeki Bey, şunu sormak istiyorum size. Şimdi şu an itibariyle şimdi ihracat biraz daha üretim yapılıp daha sonra gönderildiği için geçmiş dönemle alakalı ya, bizim burada önümüzdeki süreçte üretemeyeceğimiz ürünler var sanayi bazında. İşte 6 Şubat'tan başlayan ve bugüne kadar gelen bir üretim kaybı var ve bugünden belli bir süre daha devam edecek bir üretim kaybı var. Dolayısıyla bu üretim kaybının belli bir miktarı telafi edildi diyelim. Bu miktar iç pazara gidecek ama dış pazara gitmesi gereken gidemeyecek. Yani biz biraz daha aslında önümüzdeki sürecin dinamiklerinden konuşuyoruz. Yani şu an bunları yakalamış olmamız ne kadar anlam ifade ediyor? Bizim kapasitemiz fazla tekstilde. Yani ihtiyacımızdan da ihracat yapacağımız kapasitemiz de var. İhtiyacımız var. Yani üretimimiz oldukça fazla. Oradaki kayıpları telafi edebiliyoruz şu anda. Bir sıkıntı çıkmaz tekstil konusunda. Hı hı. Sadece bir daha söylüyorum. Bizim inşaat sektöründe tüketeceğimiz için 650 bin tane konut yapılacak bir anda. 500 bin tane zaten ülkede yıllık konut yapılıyor. 1 milyon 100 bin konut yapılacak. İlave 600 bin konut yapılınca inşaat malzemelerinde tabii ister istemez bir talep doğacak. Burada bir sıkıntı çıkarsa çıkar. Hı hı. Tekstilde efendim yine metal sanayinde bir sıkıntı çıkmaz. Bunların ithalatında da herhangi bir şeye gerek yok. Fazlasıyla da zaten depolarda mallar var. İplikte var, kumaşta var, konfeksiyonda var. Öyle bir sıkıntı yok. Tekstilci olduğum için, konuya biraz daha vakıf olduğum için konuşuyorum. Tekrar ediyorum. Çok büyük bir sıkıntı, ithalata açılacak bir şeyimiz yok. Peki. Fevzi Bey... Buyurun efendim, sözünüzü tamamlayın. Bir beklentimiz yok ithalatla ilgili. Aynen. Sadece inşaat malzemesiyle ilgili fiyat artışlarını dizginlemek için hükümetin bir politikası var orada. Peki. Fevzi Bey, az önce tam rekolte konusundan konuşuyorduk. Bizi iç piyasada belli ürünler bazında şu anki tablo neticesinde bekleyen fiyat artışları ya da rekolte kaybından kaynaklanan ulaşım zorlukları var mı diye. Siz elbette Malatya Şube Başkanı olduğunuz için kayısı konusundan girdiniz ama eminim deprem bölgesindeki birçok ilin tarımsal üretim potansiyeline de haizsinizdir. Dolayısıyla biraz daha geniş perspektiften bakacak olursak eğer önümüzdeki süreçte iç pazarda bazı ürünlere ulaşmakta zorluk yaşayabilir miyiz ve fiyat artışları bizi bekler mi? Şimdi tabii burada bütün deprem bölgesine baktığımızda biraz önce bahsettiğim gibi geniş bir ürün deseni yelpazesine sahip. Yani sebzecilikten turunçgile, diğer meyve türlerine ve tarım potansiyelinin çok yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. 11 ili birlikte düşündüğümüzde. Ve ciddi anlamda bir üretim söz konusu. Birçok bazı ürünlerde özellikle sebze üretiminde biz Türkiye olarak ihracatçı bir ülke olmamız nedeniyle burada bu dönem çeşitli nedenlerle üretim sahasına inememesi, üretime başlanamaması nedeniyle belki ihracatta çok ciddi anlamda bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Üretimde bir kısıtlama söz konusu olduğunda ihracat kısıtlamasıyla beraber iç piyasaya bir
yönlenik bir üretim söz konusu olursa kısmen fiyat artışı olmaya gibi olur ama geçmiş yıllarla beraber kıyasladığımızda ciddi bir üretim düşüşü endişesi var tabii ki. Çünkü vatandaş konaklama, barınma ihtiyacını karşılayamadığı için şu an üretim sahasının dışında ikamet ediyor. Başka illerde ikamet ediyor. İklim faktörlerinin özellikle yağışlı gitmesi, bu insanların tekrar buraya dönüp üretime devam etmesi anlamında çok ortam olmadığı için birçok üründe ciddi anlamda bir üretim sıkıntısı karşılaşacağız. Çünkü tarımsal üretimin birçok kalemi depolanabilir ya da stoklanabilir bir ürün değil. Yani evet. Üretildiği zaman belli bir süre içerisinde tüketilmesi gereken bir dönem ürünler, sezonluk üretilmesi gereken ürünler olduğu için eğer o dönemde üretmemişseniz artırmanız mümkün değil ya da ötelemeniz mümkün değil. Bu anlamda biz tarımsal üretimde fiyat artışları olabileceği endişesini taşıyoruz tabii ki. Burada bu anlamda bu endişemizin giderilmesi için çok acilen destekleme kapsamında, hı, özellikle çiftçilerimizin tekrar üretime devam etmesi için çok ciddi anlamda bir destekleme fonlamasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Aksi halde çok iç piyasada da ciddi bir fiyat artışları söz konusu olabilir. Peki burada sizin ithalat beklentiniz var mı? Yani sizce ithalat politikalarıyla tamponlanmaya çalışılır mı buradaki kayıp? Bazı ürünlerde ithalatla karşılanma ihtiyacı duyulabilir ama tarımsal ürünlerin birçok kaleminde Türkiye olarak biz ihracatçı olmamız nedeniyle ihracatta bir kısıtlama olur. Bazı ürünlerimizde de evet ithalatla telafi etme yolu ihtiyacı mecburiyet olur gibi düşünüyorum. Evet, şimdi Zeki Bey tekrar size dönmek istiyorum. Burada son başlığımız olarak da dilerseniz bir sigorta konusunu konuşalım. Sanayicinin, bu bölgedeki sanayicilerin sigortayla alakalı sorunu var mı? Bu anlamda yaşanan problemler var mı? Çünkü sigortanın süresi dolan sanayi tesislerinin işte devam eden bu artçı sarsıntılar nedeniyle ya da reasürans kapasitesi gerekçe gösterilerek yenilenmediğine ilişkinde bölgeden bazı başlıklar alıyoruz. Ne dersiniz? Çok doğru. Çok doğru bir konuya temas ettiniz. Biz şu anda bununla ilgili bayağı mücadele veriyoruz. Yılbaşından, yani deprem öncesi de yine aynı şekilde sigorta şirketleriyle sıkıntılar yaşanıyordu. Şu anda da deprem sonrası daha da çok sıkıntı yaşanıyor. Maalesef sigorta şirketleri keyfi olarak istedikleri sektörleri sigorta ediyorlar, istedikleri sektörleri sigorta etmiyorlar. Devletin de burada yaptırmayacağı olduğunu düşünüyorum. Buna bir şekilde bir çare bulunması lazım. Maalesef bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye Sigorta diye bir kamu sigortası var. Bu sigortada şu anda bir yabancı şirketlerden daha fevri hareket ederek regüle etmesi gerekirken sigorta piyasasını aksine sabot ediyorlar. Birbirlerini destekliyorlar. 100 bin euro yaptığımız poliçeyi 230 bin euro yaptık bu sene. Bunun da bir köklü çözüme ulaşması lazım. Bizim bu sektördeki sanayicimiz çok paralarla kurduğu fabrikalarını Allah muhafaza böyle bir depremle, bir yangınla kaybedebilir. Bu bir milli servettir. Burada devletin bir politikası olması lazım ve bunların bir şekilde sigorta ettirilmesi, evet, lazım. Peki sigorta maliyetlerindeki bu artış nasıl yansır? Son olarak bunu rica edeyim. Adam poliçe kesmiyor, poliçe yapmıyor. Ben sigorta etmiyorum diyor. Etmiyorum diyor. Bu sektörü sigorta etmiyorum diyor. Yani böyle bir dünya yok. Para kazanacağını edecek, etmeyeceğini, kazanmayacağını sigorta etmeyecek. Yazık, günah değil mi bu sanayiciye, bu inş insanına? Bu noktada bir regülasyon beklentiniz var anladığım kadarıyla. Tabii. Yani en azından Türkiye Sigorta'nın bu işi regüle etmesi lazım. Ama Türkiye Sigorta yabancı şirketlerden daha da kötü davranıyor. Peki Fevzi Bey, size dönelim efendim. Son olarak son başlığımızı size yönlendirelim. Neler eklemek istersiniz bu anlamda? Regülasyon ve destekleme beklentilerinizi isterseniz son bir dakikada bir özetleyelim. Diğer konuma geçeceğim. Tabii burada
Şu an baştan bu taraf bahsettiğimiz konu, çiftçinin bir tedirginliği var. Üretim alanından kendisi farklı bir mekanda yaşamaya başladı. Bu insanların tekrar geriye dönmesi için geçmişte uygulanan destekleme politikalarından daha cazip politikalar yapılması çok çok önemli. Ayrıca bununla ilgili yine sigorta kapsamında başka bir konu daha var. Bu malum tarımla ilgili konu Tarsim sigortası. Burada da çiftçilerimiz şu an Türkiye geneline baktığımızda da sigortalı tarımsal işletmelerle sigortalılık oranları %10'larda %12 civarlarında. Bu da Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi tarımda da depremde malum olduğu üzere sigorta kapsamında, Tarsim kapsamında bunlar da daha kolaylaştırıcı ve primlerini daha düşük tutarak cazip hale getirilerek çiftçilerimizin sigortalılık kültürü artırılması bu anlamda hem ürünlerini çiftçinin kaybedebileceği ürünleri telafi etmiş olacak. Hem de bir çiftçiye bir dolaylı olarak bir destek sağlamış olacak. Evet. Bunlar çok çok önemli. Çiftçilerimizin daha geçmişten gelen ve yüzdelik dilimleri çok düşük olan destekleme kalemlerini daha büyük hibelerle, daha büyük desteklemelerle üretimi devam ettirilmesi kaçınılmaz olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sabah yayında bana eşlik ettiğiniz için kıymetli konuklarıma Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ı ağırladık. Şimdi telefona dönüyoruz. Bir diğer konuğumuzsa Kahramanmaraş bölgesinin nabzını tutmak üzere bize bağlantı gerçekleştiriyor. BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kahramanmaraş Eski Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı telefon hattımızda Şahin Balcıoğlu. Sayın Balcıoğlu günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Harika Hanım. Çok teşekkürler efendim. Geçmiş olsun hepimize öncelikle. Başımız sağ olsun diyelim. Kahramanmaraş burada çok ağır kayıplar yaşayan illerimizden birisi. Dolayısıyla tabii ki bizim can kayıplarımızın burada telafisi yok. Bu konuda artık söylenecek sözler de bitti. Üzülerek de olsa işimiz gereği artık ekonomik yansımaları konuşmaya başladık. Dolayısıyla size sormak isterim. Kahramanmaraş bölgesi özellikle sanayi kapasitesi bakımından ne kaybetti, neye ihtiyaç var şu an o bölgede, bize aktarabilir misiniz? Tabii. Öncelikle ben sizlere, basın insanlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu enkazın altında sesimiz boğulmuşken, sesimiz çıkmazken, hiçbir türlü hiçbir derdimizi kimseye ulaştıramazken bizlere ses oldunuz, soluk oldunuz, destek oldunuz. Bu yüzden tüm bu konuda emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Enkaz oldu, deprem oldu. İnsanlar döndüler, baktılar. Annelerini, babalarını, kardeşlerini kaybettiler. Enkazdan çıkartmaya çalıştılar. O iş bittikten sonra defnettiler. Geriye döndüler, baktılar. Oturacak bir evleri yok. Kafalarını sokacak bir yuvaları yok. İşlerine döndüler. İşleri de yok maalesef. Ne yapacaklarının telaşına düştüler ama bir çare bulamadılar. Çadır yetmiyor, biliyorsunuz, sizler bunu daha yakın takip ediyorsunuz. Konteyner ihtiyacımız var, çok fazla ve çok hızlı. İnsanlar yağmurda, burada kalan insanlar yağmurda perişan oluyorlar. Bunlar bitti, halloldu bir türlü. Bir kısmı şehir dışına gitti, bir kısmı işte çadırda zoraki kaldı, bir kısmı konteynerlerde kalıyor. Az önce Zeki Başkanımın söylediği gibi iş insanları kendi işletmelerinin etrafında konteyner kentler kurup kendi insanlarına destek olmaya çalışıyor. Herkes elinden gelen her şeyi bu karmaşada düşünebildiği en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ama burada maalesef toprağın depremi bitti ama ekonominin depremi maalesef yeni başlıyor. Neden başlıyor? Şimdi döndük işimize, kuracağız, sigortacıya evrak yetiştiremiyoruz. Ben tez canlı bir insanım, herkes öyle bilir ama ben 2 ay geçmesine rağmen, 4-8 hafta geçmesine rağmen daha işime başlayamadım. Kağıt istiyorlar, kağıt veriyorlar ve sigortacı yeni, hatta öbür depremler kadar etkili yeni bir deprem yaratıyor şu anda. O da eksik bildirimde bulundunuz diyor. Yani biz 100 liraya işletmemizi sigorta ettirmişsek
bize karşılığında 100 lira değil, 50 lira da değil, 40 lira, 30 lira vermenin yollarını arıyorlar. Eksik sigorta dediği şey yasalarda var, doğru. Ama sizin çok daha yakından takip ettiğiniz, programın açılışında da uzun uzun anlattığınız, 3 bin lira olan ev kiraları 15 bin liraya biz çıkartmadık. Böyle bir hesap yoktu. Biz 100 liraya sigorta ettiğimiz yeri ısrarla bizden fatura getirin bize, kaça yaptıracaksınız diyorlar. Fatura aldığımızda 300 lira dedik mi, sizde eksik sigorta bildiriminiz var diye böyle bir sıkıntı yaşatıyorlar. Bundan sonra ne olacak? Biz 100 liralık hasarımızı karşılığında 50 lira alırsak doğal olarak biz döneceğiz, bankaya gideceğiz. Diyeceğiz ki bankacı, bize para ver, işletmemizin son işte üstünü kapatalım da elektriği bağlayıp çalışalım diyeceğiz. 50 lira da bankadan alacağız. Ama faizi %30'muş, %45'miş, 42'lermiş, bunları siz hep konuşuyorsunuz. Onun için ben detayına girmiyorum. Buna rağmen gidip alacağız ama yapısı gereği bankacı da bize diyor ki tamam kardeş, vereyim size krediyi ama bana teminat verin diyor, ipotek getirin. Evimiz yıkılmış, ipotek veremiyoruz. İş yerimiz yıkılmış, ipotek veremiyoruz. Arkasından bu gelecek. Böyle bir deprem daha yaşayacağız, kredi depremi yaşayacağız. İşi ayağa kaldıramıyoruz çünkü. Kaldırmanızın da bir şansı yok. Ne yapmamız lazım? Bizim borçlarımız ertelendi. Borçlarımız silinmedi. Kimin? Maraş özelinde konuşuyorum. Çünkü ben depremin başından beri bu bölgedeyim ve çıkmadım. Bizim iş insanlarının kredi borcu var. Çalışanlarımızın kredi kartı borcu var. Ev taksidi var. Araba taksidi var. Buzdolabı taksidi var. Bunların hepsi ötelendi. Hiçbirisi iptal edilmedi. Böyle bir talebimiz yok. Ama bizim bunu ödememiz için çalışmamız lazım. Çalışmak için hiçbir hareket de yok. Dediğim gibi sigortacıyla cebelleşiyoruz. Biz bize cebelleşiyoruz ama hep yenilen taraf biz oluyoruz. Arkasından bankayla cebelleşeceğiz. Bunlar bize ne getirir? Bunlar bize şunu getirir. Türkiye'de ekonominin ciddi şekilde zarar görmesini getirir. Ya niye böyle söylüyorsun Şahin Bey? Bir avuç yer Kahramanmaraş. Ekonomiye nasıl zarar verir bizim koca ekonomiye derseniz, bunun rakamsal hesabı şu. Kahramanmaraş tekstilde Türkiye'nin %36 ipliğini üretiyor. Biz ipliği Denizli'ye, İzmir'e, İstanbul'a, Adapazarı'na, Sakarya'ya ve diğer illerimize Bursa'ya gönderiyoruz. Eğer biz oraya mal göndermezsek onlar bir iş yapamazlar. İplik yoksa onlar bir şey üretemezler. Biz bunları yapamazsak ihracat düşer. Aynı şekilde sizlerin çok iyi bildiği paslanmaz çelik sektöründe Kahramanmaraş Türkiye'nin %74 üretimini gerçekleştiren bir il. Eğer biz bu üretimi yapamıyorsak İstanbul'da siz züccaciyeciden bir tencere alamayacaksınız. Ucuz pahalı değil, alamayacaksınız. Yok çünkü biz üretmiyoruz. Ve bunların ihracat bacağında ciddi sıkıntılar çıkacak. İthalat demedim, ihracat bacağında. Ve bizim ihracatımız düşecek. Şu an, geçen ay bu ay var mıydı? Vardı. Herkes deposundakini kullandı. Ama bu devasa Türkiye'nin %36'sı, Türkiye'nin %74'ü diye bir rakam telaffuz ediyorum. Bakın denim kumaşında %38'ini Türkiye'nin üretiyor Kahramanmaraş. Örgü kumaşta ve dokuma kumaşta her biri ayrı ayrı %18, %17, %18 Türkiye'nin üretimini yapıyor. Bunlar olmazsa ihracat olmayacak. İhracatta ihracat açıkları çıkacak. İhracat dengesizlikleri çıkacak. İthal ettiklerimiz ihraç ettiklerimize olmayacak. İş piyasada bunlar olmayacak. Ne yapmak lazım? Yapacağımız şey çok basit. GSM operatörlerinin bize söylediği 70 bin kişi var Kahramanmaraş'ta diyor. 700 bin kişinin yaşadığı ilden bahsediyorum. Akşam hayalet bir şehir burası. Hı hı.
İnsanlar şunun suçu bunun yanlışı demiyorum. Bu bilinen bir ders değildi. İlk defa yaşandı ve ne olduğunu ne hocalar anlayabildi, ne ilim adamları bilebildi, ne araştıranlar bildi, bilmedi. Toparlayalım, burada rica edeceğim çok, Şahin Bey. Bizim çok hızlı konteynere ihtiyacımız var. İnsanlar başını sokacak bir yer istiyorlar. Evet. Ve bu insanlara devlet birazcık destek olmalı. Bize demiyorum, sanayiciye demiyorum, çalışana diyorum. Vergi alıyorsa vergiyi almamalı. Bunlara vermeli. 11 bin liraya getirmeli. Konteynerden de kirası olmayacağı için bu insanlar mutlu olmalı. Evet. Biz altın işleyen en büyük ikinci iliz. Bu işler, bu sektörlerin hepsi duruyor. Altın kent kapalı. Evet. Bizim çok hızlı çalışıp, üretip ekonomiye katkı sağlamamız lazım. Çok teşekkür ediyorum Şahin Bey. Her zaman kapımız açık. Kıymetli yorumlarınız, önerileriniz için Belice Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu ağırladık. Yönetmenimden rica edeyim, çok kısa bir şey aktarmak istiyorum. Özellikle ham madde potansiyelindeki kayba ve ihracata da dikkat çekti sayın konuklarım. Burada sigortaya özellikle işaret ettikleri için şu parantezi açmak istiyorum. Bilindiği gibi SDDK depremin hemen ardından zaten bir dizi tedbir açıklamıştı ve bunlardan birisi de deprem bölgesinde süresi dolan sigorta poliçelerinin 8 Mayıs'a dek uzatılmasıydı. Ama bu bireysellerde zorunlu, ticarilerde inisiyatife bırakılmış durumda. Bizim de programımız genelinde aktardığımız gibi bu tarz şikayetler artınca SDDK yeniden devreye girecek beklentisi oluştu ve kurumun üst düzey yöneticilerinden edinilen kaynak bilgilere göre de bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı ile birlikte SDDK yöneticileri bir araya gelerek burada bir olağanüstü risk yönetim mekanizması kurmaya çalışacak beklentileri de oluştu. Piyasa analizi böylece noktalıyoruz efendim. Yayını ilk seansa devrediyoruz. Görüşmek üzere. Borsa İstanbul sundu.